Arkadaşlar merhabalar. Bugün size Macropodus opercularis yani cennet balığı veya cennet gurami'den bahsedeceğim. Cennet balığı labirentli balıklardır. Kafasının üzerine labirent organı vardır. Yani oksijen alabiliyor havadan bir miktar oksijen alabiliyor. Oksijen diyemiyorum bu arada fark ettiyseniz. Evet. ana vatanı Çin, Kore, Tayvan, Vietnam'dır. Denize dökülen kısımlarda yani derelerin denize dökülen kısımlarda yaşar. Bitkilidir buralar, bol bitkilidir. Yani bitkili akvaryumlara yakışır. Üretilmesi kolaydır. Erkeklerin kuyruğu daha uzundur ve daha gösterişlidir. Genellikle bu guramidir, bu cennet balıdır. Erkekleri satılmaktadır. Bilinçli bir erkek bulursanız üretebilirsiniz. Etçil otçul beslenir. Biraz agresif bir balıktır. Bundan da bahsedeceğim. Şimdi üretimlerinden bahsedeyim. Arkadaşlar bu balıklar erkek ve dişi çok yüksek su yüksekliği olmayan bir akvaryuma konulur. Bol bitkili olması, hatta yüzeyde bitkiler konulması önerilir. Mesela pistia, ondan sonra Salvinia gibi su yüzeyi bitkileri olursa daha iyi olur. Erkek köpükten yuva yapar. Dişiyle eşleşir. Dişiler yumurtalar dökülür. Tabi yumurtaları erkek yerleştirdikten sonra bir bakacaksınız, gözlemleyeceksiniz. Dişiyi o aşamadan sonra ayırmak gerekiyor. Yumurtaları elde ettikten sonra dişiyi ayırmazsanız erkek dişiyi öldürebilir. Ya yumurtaları bu arkadaş bakıyor. Hani beta balığı ve guramilerde olduğu gibi. Yumurtadan yavrular çıkıyor. Tabi infüzorya ile besleyeceksiniz veya yumurta sarısı olabilir. Yumurta sarısının suyu kirletmemesine dipnot etmek gerekiyor. Onu da dipnot olarak geçeyim. Yavrular biraz daha büyüdükleri zaman Artemia ile besleyebilirsiniz. Tabi yavrular böyle kendilerini yumurtadan çıkıp böyle biraz oluşumlarını tamamladı mı babayı da tabi ayırıyorsunuz. Bu saatten sonra yani bu durumdan sonra baba da yavruları yiyebiliyor. Aynı guramide ve beta balığında olduğu gibi üreme şekli. Tabi suyun sıcaklığı da 28 derece olması gerekiyor. Normalde etçil, otçul besleniyor demiştik. İşte doğada kurçuk, böcek, kabuklu yiyebiliyor. Zaten karideslerle olmaz. Bu karidesleri yer. 16 santigrat derece sıcaklığa kadar yaşayabiliyor ama ortalama 24 santigrat derece uygundur. Hatta 26 derecede olur. Yani diğer tropik balık türleriyle de bakılabilir. Ama 26'yı pek geçmemeye çalışın bu balık türünde. Akvaryumda tabii bir filtrasyon olsun. Bitkili akvaryum olduğu için pipo filtre. Bakın şurada. Ben bunu temizleyeceğim tabii bu arada. Pipo filtre de uygundur. Tabi ısıtıcı da olması gerekiyor. Çünkü karma akvaryumda bakacağınız için bu yanında duran balıklar da tropik balıklar olacağı için ısıtıcı koymanızı tavsiye ediyorum. Tabi birkaç gündür sıcaklıklar 29 dereceyi gördü oda içinde. Tabi dışarısı 41'i falan gördü. Oda içinde 29-30 derece, hatta şu an 30,6 dereceyi gösteriyor termometre. Bu arkadaş biraz sıcaktan dolayı diplerde duruyor. Ama arada sırada yukarı çıkıyor, yemiyor. Hani yemlemesine sıkıntı yok. Bu gibi durumlarda akvaryum soğutucusu alabilirsiniz veya kendiniz internetten nasıl yapıldığına bakıp termostatlı akvaryum fanı yapabilirsiniz. Bu bilgisayar soğutma fanları oluyor. Bilgisayar kasalarının soğutma fanlarını. Termostat da ekliyorsunuz ona. Mesela 26 dereceye ayarlıyorsunuz. Suyun sıcaklığı 26 dereceye kadar serinletiyor. Tepeden tabi pervane dönüyor. Mesela atıyorum 26 dereceye geldiğinde duruyor. Aynı ısıtıcı mantığında olduğu gibi. Tabi bu tam tersi. Bu dediğim cihaz soğutuyor ortamı. Yani akvaryum suyunu soğutuyor diyelim.
Buz atanlar var ama buzlar ani sıcaklık değişimine sebep olacağından tavsiye etmiyorum. O anlık bir çözüm ama siz böyle bu sıcak mevsimlerde bence ya soğutucu alın, termostatlı soğutucular da var. Akvaryumcuya da sorabilirsiniz, internetten de bakabilirsiniz veya dediğim gibi videolara bakarak kendiniz de soğutucu yapabilirsiniz. Bu da size bir bilgi olsun. Sadece tabii bu gurami ya da cennet balığı için söylemiyorum. Mesela Japon balığı gibi serinde bakılması gereken, daha serin sularda bakılan balıklarınız varsa, Japon, koi gibi, cüce vatoz gibi böyle bir serinletici yapabilirsiniz. Tabii diğer balıkları da yapabilirsiniz. Çünkü su sıcaklığı 32 dereceden sonra, yani 31-32 dereceden sonra balıklarınız ölebiliyor. Bu arada madem konu açıldı, biliyorsunuz makrakanta ve diskuslar tabii 30, 31, 32 dereceye kadar dayanıyor. Bu da bir bilginiz olsun. Ama 32 dereceden sonra dediğim gibi balıklarınız için risk oluşturur. Şimdi cennet gurami beslemesinden bahsettik. Pulyem ve granül yemi yerler. Ben guramilerin ve cennet balığının yem seçtiğini görmedim. Hatta bir yem uygulaması yapalım. Muhtemelen hava sıcak olduğu için birazcık yeme tepkisi gecikebilir ama belli de olmaz. Hatta kızım biraz yem versin. Gel bakalım. Şimdi birazcık şu granül tarzı yemlerden biraz verirsen sevinirim. O arada ben de anlatayım. Kızım da tabii akvaryuma yardımcı oluyor. Çocuklarınızı akvaryumda kendi sorumluluğunuzun altında, gözetiminizin altında muhakkak böyle yem verdirin ve onlara hayvan sevgisini aşılatın ve sorumluluk aşılatın. Yani balık beslemek veya başka hayvan da olur, evcil hayvan da olur. Çocuklarınıza bir sorumluluk duygusu kazandırır, iki hayvan sevgisi aşılar. Bakın. Guramiler hemen geldi. Cennet balığı da hemen oraya geldi. Kızım biraz bir iki parça daha atar mısın? Tam görünmemiş olabilir. Ben sıcak olduğu için yemlemeyi biraz kestim. Çok fazla yemlemiyorum. Tamam, yeterli. Bakınız cennet balığı hemen canlandı. Az önce yerde dinlenen balık hemen yüzeye çıktı. Akvaryumun her seviyesinde geziyorlar. Arkadaşlar. Genelde bitkilerin akvaryumla olduğu zaman o bitkilerin arasına da giriyorlar. Yani siz de tabii böyle mesela bir ormanlık bir piknik alana gittiğinizde nasıl içiniz açılıyorsa o bitki örtüsü, o ağaçlar hoşunuza gidiyorsa aynı. Özellikle bitkili akvaryumlarda balıklar da kendilerini daha rahat hissediyorlar. Bunu da bitki ekledikten sonra canlı doğuranlar olsun, işte gurami türleri olsun, tetra türleri olsun, zebra danio türleri olsun, cüce vatoz olsun, çeşitli balık türleri olsun. Onların da böyle bitkilerin arasında dolaştıklarını göreceksiniz. Daha böyle mutlu olduklarını hissedeceksiniz. Tabii ciklet türleri, Japon türleri gibi balıklar, Oscar gibi balıklara bitki dayanmıyor. Japon balıklarına da Amazon bitkisi, Anubias gibi sert yapraklı bitkiler koyabilirsiniz. Yalnız ben Malawi ciklettire deneme amaçlı Anubias koydum. Anubias'ı bile yediler Malawi ciklettirim. Elodea koydum. Tabii dayanmayacağını biliyordum ama deneme amaçlı koydum. Bir gecede Elodea bitkisini tamamen o 20 santimetrelik Elodea bitkisini yok ettiler. Öyle söyleyeyim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hastalıklardan bahsedelim. Nispeten su şartlarına dayanıklı bir balıktır. İşte labirent organı sayesinde havadan miktar oksijen alır ama bu tabii hiç hasta olmayacakları anlamına gelmez. Genel şartlara dikkat edeceğiz. Akvaryumdaki bakımımızda diğer balıklara uyguladığımız kriterleri, prensipleri bu balıklı içinde uygulayacağız. Paraziter hastalıklar olabilir. Canlı yem arada vermemiz gerekiyor. Canlı yemde temiz kaynağını bildiğimiz yerden, yani parazit olmadığını emin olduğumuz yerden aldığımız, elde ettiğimiz ya da aldığımız canlı yemi
kullanmak gerekiyor. Arada canlı yemde verebilirsiniz. Mesela Artemia, su piresi, beyaz kurt diyorlar mesela, Grindel kurdu verebilirsiniz. Arada tübifex, kurutulmuş tübifex işte. Kurutulmuş karides, gammarus, kurutulmuş kan kurdu da aparatif olarak vermenizi tavsiye ediyorum. Haftada iki kere mesela verebilirsiniz. Haftada bir kere, iki kere de canlı yem verebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Zil butonu da basarsanız video yüklendiğinde size uyarı gelir. Ben konuyla ilgili, hobiyle ilgili tabii çeşitli videolar paylaşmaya çalışacağım. Bu ara hemen hemen her güne bir video ekliyorum. Neden? Çünkü balık türlerini anlattıktan sonra diğer konulardan bahsedeceğim. Hatta akvaryumca muhabbet de yapacaktık. Akvaryumca muhabbet videoları da çekmeye başlayacağım. O bayağı bir 3 hafta oldu. En son akvaryumca muhabbet 1 ve akvaryumca muhabbet 2'yi çektim. Üçüncüsünde inşallah en yakın zamanda yayınlarım. Evet, benim anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar. Tabii bu konu anlatınca şeyi de bahsettik. Arada soğutuculardan da bahsettik. Bazen bir konuyu anlatırken diğer konulardan da bahsediyorum. Neyse, ben müsaadenizi istiyorum. Balıklarınıza ve canlılarınıza çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Gene en son çocuğunuz varsa muhakkak akvaryumla ilgilenmesini sağlayın. Başında bulunun tabii. Çünkü küçük çocuklar varsa akvaryum içine süt falan dökebiliyor. Balıklar hani bilmeden öldürebiliyorlar. Başında bulunun. Elini akvaryum içine sokmasın. Çünkü elektrikli cihazlar var, ısıtıcı var, işte filtre var. Allah muhafaza. Onlar bir şey olmaz. Onlara bir şey olmasın. Aynen. Başında durun ve ufak ufak ilgilenmelerini sağlayın. Hem sorumluluk duygusu kazansınlar hem de hayvan sevgisini aşılasınlar. Çünkü hayvanları seven insanları da sever, doğayı da sever. Görüşmek üzere.